akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili gönül dostları, sevgili izleyicilerimiz. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehl-i Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigâr Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin ve Mürşidimiz İnsan-ı Kamil Hasan Çıkar dedemizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri hepimizin üzerimize olsun. Evet, Hazreti Muhammed Efendimizin 1451. doğum yıl dönümü özel programında Hasan Çıkar dedemizin evlatları olarak arkadaşım Turner Baydar ve ben Sibel Ziya Avcı, Hazreti Muhammed Efendimiz'i yad etmek üzere hep birlikteyiz. Hoş geldin Turner. Hoş bulduk. Yine böyle mana dolu, güzelliklerle dolu, kainatın nuru, Hazreti Muhammed Efendimizin doğum günü vesilesiyle bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Umarım onun manevi kimliğini, akıl dolu yaptığı işleri, insanlık için yapmış olduğu sayısız hizmeti burada bir nebze dile getirip bizi izleyenlere layık olabiliriz. Evet, Hazreti Muhammed Efendimiz 20 Nisan 571 yılında Mekke şehrinde dünyaya gelmiş ve doğduğu o gece bütün cihan nur ile kaplanmış. Ve şu bir hakikattir ki onun nuru daha alemler yaratılmadan önce var idi. Bundan sonra da ilahi varlığı ile her anda, her anımızda baki olacaktır. Yüce Pirimiz Hüdavendigâr Mevlana Mesnevisinde Hazreti Muhammed Efendimiz hakkında şöyle buyuruyor. Hangi milletten, hangi dinden olursa olsun herkeste Muhammed'in nuru var. Meleklerin Adem'e secde edişi de yine bu Muhammedi nur sebebiyledir. Madem ki herkeste onun nuru var, hiç kimseye kafir deme, hiç kimseye hor, hakir bakma. Çünkü bir kişinin son nefesini nasıl vereceğini sen bilemezsin. Evet, böyle buyurmuş Yüce Pirimiz. Peygamber Efendimiz sadece peygamberliğini ilan ettikten sonra toplumun sevgisini, saygısını kazanmış bir insan değil. O gençlik yıllarından itibaren topluma sarf etmiş olduğu sözler, bilgiler, vermiş olduğu hakikatler sayesinde gençlik yıllarından itibaren insanların sevgisini ve saygısını kazanmış bir kişi. Hatta sözlerinin, fikirlerinin hep kısa bir süre sonra gerçekleşmesinden dolayı toplumda Muhammed Emin ismini almıştır. Yani Hazreti Muhammed'in sözleri, fikirlerinden emin olabilirsiniz. Onlar mutlaka bir gün suret olacak manasında. Peygamber Efendimiz'in sözlerinde güvenilirlik, doğruluk ve insanlara fayda sağlayan sözler sarf eden bir kişi olduğu, onun o gençlik yıllarından da zaten kendini göstermiş. Yani doğuştan kendi kimliğinde, varlığında peygamberlik nurunu taşıdığını, Hz. Muhammed'in Allah'ın vahiylerinin bildirildiği Kur'an-ı Kerim kitabının özüne, onun ruhuna uygun çok daha öncesinden konuşmaya başladığını da zaten bu vesileyle anlamış oluyoruz. Hatta Hz. Ali Efendimiz Hz. Muhammed'le yaptığı bir konuşmasında onun daha 20'li yaşlarda Hz. Ali Efendimiz, Peygamber Efendimiz o sıralarda 40 yaşlarında ve aralarında şöyle bir sohbet geçiyor. Diyor ki Hz. Ali Efendimiz, ya Muhammed diyor, neden şimdiye kadar peygamberliğini ilan etmedin diyor. Sen hep Allah'tan çok güzel bir dil sarf ediyorsun. Güzel sözler, hakikatler sunuyorsun insanlara. Sözlerinde hep suret buluyor. Neden daha önce peygamberliğini ilan etmedin diye soruyor 20'li yaşlarında.
Peygamber Efendimiz de ona şöyle sesleniyor, diyor ki ya Ali diyor, seni bekledim diyor. Peygamberliği beraber ilan edip bu yolu beraber yürüteceğiz diyor. Hep söylenir, zikredilir Allah'ın bir aslanı vardır diye. Tabii ki onun Hazreti Ali olduğunu biliyoruz. O aslanın da aslında hakikatte anlıyoruz ki o Allah Hazreti Muhammed'in aslanıymış. Ve onun bir an dahi yanından ayrılmayarak, savaşlarda dahi onu hiç yalnız bırakmayarak Hazreti Muhammed'in ne kadar önemli bir kişi olduğu, ne kadar nurani bir varlık olduğunu Hazreti Ali Efendimiz'le yapmış olduğu bu sohbetten de anlıyoruz. Eyvallah. Gerçekten de öyle. Hazreti Ali Efendimiz her zaman Hazreti Muhammed Efendimiz'e çok sadıktı ve onu canı pahasına severdi. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Muhammed Efendimiz hakkında şöyle bir dil sarf etmiş. Onu da bu arada bu esnada yeri gelmişken söyleyelim. Sözü anlatıştır onun. Susması bile söz söyleyiştir. Sizler de tertemiz olan Hazreti Muhammed'in huylarıyla huylanın. Çünkü o insanların en güzel huylusu, kulların en hayırlısıdır. Peygamberine benzemeye çalışan, onun izini izleyen kişi ne kutlu kişidir. Öyle buyurmuş Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Şems Efendimiz de Peygamber Efendimiz hakkında şöyle bir dil sarf ediyor. Bütün peygamberlerin ya Rabbi beni onun ümmetinden kıl dedikleri Hazreti Muhammed Mustafa'ya söz gelince hiçbir şey söyleyemem. Çünkü onun işi pek yücedir. Şüphe yok ki Allah onu Kerem denizine batırıp çıkarken mübarek bedeninden serpilen nur damlacıklarının her birinden bir nebi, bir peygamber yaratılmıştır. Geri kalan damlalardan da Allah velileri, evliyaları yaratmıştır. İse onları birini nasıl ayırabilirim? Ancak en son gelen peygamber evvelkilerin hepsinden çok daha üstündür derim. Yaratılış olarak Hazreti Adem insanların atası kabul edilse de ruh ve mana bakımından Hazreti Peygamberimiz tüm insanlık aleminin atasıdır. Ve yine buradan yine Şeyh Galip Hazretleri'ne de onun bir metiyesine de yer verelim. O da Hazreti Muhammed Efendimiz hakkında şöyle sesleniyor, onu şu sözleriyle met ediyor. Ey Allah'ın Resulü, ey soyu pak sultan, ey kutlu efendimiz, sana peygamberler zincirinin en baş halkası ve o kutlu kafilinin serdarı desem çok mu? Soy bakımından da beşeri vasıfların başından beri süzüle süzüle saflaşmış ve kemal noktasında seni bulmuştur. Ey iki alemin sultanı, ey şanı yüce sultan, şüphesiz ki senin hükümranlığın iki cihanı da kaplar. İki alemde de bakidir. Sana sığınan çaresizlere bu dünyada da el uzatırsın o ailede. Yetimin başı ilk senin kutlu zamanında okşandı. Yoksulun beli senin devrinde doğruldu. Ve kadının da bir insan olduğu ancak o saadet asrında hatırlandı. Ey benim adı güzel, kendi güzel efendim. Ey Ahmet, ey Mahmud ve ey Muhammed, sen bizim desteğimiz, dayanağımız, sultanımızsın. Gözlerin bir kurtarıcı ümidiyle yollara dikileceği o korkulu günde, kutlu ayağın mahşer meydanını şereflendirdiğinde duyulacak tek gülbank senin gülbandır. Değil mi ki sen alemlere rahmet olarak gönderildin, o rahmetten bizleri de mahrum eyleme. Ey yüce efendim! Sen Ahmet'sin, sen Mahmud'sun, sen Muhammed'sin. Sen Hakk'ın tayin ettiği, desteklediği sultanımızsın bizim. Evet, iki cihanın bütün güzelliği Efendimiz
Olduğu gibi Cenab-ı Allah'ın kutluluk kapısı da Ahmet, Mahmud, Muhammed isimleriyle açılıyor. Hazreti Muhammed'e ümmet olmadan Allah'a kulluk olunmaz. Cenab-ı Hak yarattığı kulunu inkar etmez ama böyle bir kişinin de huzura varmaya gücü takati kalmaz. Evet, Hasan dedemiz selam olsun üzerine hep şöyle bir ifadede bulunurdu. 124 bin peygamber geldi bu aleme. Hepsi Hazreti Muhammed Efendimizin nuruyla gelmiştir derdi. Senin de biraz önce belirttiğin gibi pirimiz Mevlana'nın da selam olsun üzerine onun da bu durumu ifade eden çok güzel sözleri var. İşte kimseyi hor görmeyin der. Kainatta ceddim Hazreti Muhammed'in nuru var. O nur nereden ne şekilde yansıma yapacağı belli olmaz. O yüzden kimsenin kalbini, gönlünü kırmayın. Yaratandan dolayı hoş görün herkesi der. Burada aslında küçük de bir sır aralıyor. O yaratandan dolayı hoş görülecek, Hazreti Muhammed'in nurundan dolayı hoş görülecek. Yani çıkmıyor yine de Hazreti Muhammed'in dışında bir yaratıcı aramıyor pirimiz Mevlana da. Zaten yine kendisi şöyle güzel bir söz söylüyor. Diyor ki, ceddim Hazreti Muhammed'in dışında bu alemde bir Allah aramaya kalkarsanız diyor, Allahsız kalırsınız, yollarda kalırsınız diyor. Hazreti Muhammed'i sevmek Allah'ı sevmektir. Hazreti Muhammed'i saymak Allah'ı saymaktır diyor. Asla bizi hayali bir göklerdeki bir Allah'ın peşine sürüklemiyor. Her zaman bizim ilgimizi, odağımızı Hazreti Muhammed Efendimiz'in nurunda toplamaya çalışıyor. Bakın Hazreti Muhammed Efendimiz'den önceki dönemde Veysel Karani Hazretleri de ondan yaşça büyük Yemen taraflarında yaşıyor. Ve onun da tarihlerde araştırıp incelediğimiz zaman görüyoruz ki Veysel Karani Hazretleri de toplumuna bir takım mesajlarda bulunmuş. Onların hep dikkatlerini belli tarafa çekmeye çalışmış. Bu mesajlar, bu sözleri araştırdığımız zaman tamamen Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu mesajların, oradaki bilgilerin, insanlığa sunulmuş olan vahiylerin dışında hiçbir söz söylemediğini görüyoruz. Biraz daha velilerin, mana erlerinin sözlerine kulak verdiğimiz zaman da görüyoruz ki Veysel Karani Hazretleri'nin de annesinin Hazreti Muhammed Efendimiz'e karşı da hiç görmediği halde onu manalarında, rüyalarında gördüğü halde ona çok fazla bir büyük bir sevgisi var, saygısı var. Yani Hazreti Muhammed Efendimiz'in nuru o hayata gelmeden de insanlara nüfuz ediyordu, yansıma yapıyordu. O geldikten sonra ve ondan sonra velilerde, Evliyaullah'ta da sayısız yansımalar yaptı. Hatta bir gün Hazreti Ebu Bekir ile Peygamber Efendimiz sohbet ederlerken Peygamber Efendimiz'in şöyle bir seslenişi oluyor ona. İçimde bir özlem var diyor Ebu Bekir'e. Hazreti Ebu Bekir de merak ediyor tabii onun bu sözünün manasını düşünüyor. Diyor ki haklısın diyor. Bu özlemin ama neye karşı diyor. Diyor ki kardeşlerimi özledim diyor. Hazreti Ebu Bekir de diyor ki gelmiş geçmiş peygamberlerimi özledin diyor. Peygamber Efendimiz hayır hayır diyor. Onları özlemedim. Benden sonra gelecek olan Evliyaullah'ı özledim diyor. Çünkü onlar beni görmeden, beni duymadan, benim sözlerime, benim nurumun etkisiyle beni sevecekler, o sevgiyi içlerinde yeşertecekler, büyütecekler ve benim manevi kimliğime ulaşacaklar. Ben şimdiden diyor onları özledim diyor. Yani Hazreti Muhammed'in ne kadar zamanın ve mekanın dışında bir varlık olduğu, bütün bu alemdeki insanları, velileri, peygamberleri gelmişte, geçmişte ve gelecekte nasıl etkisi altına aldığı, nasıl onlarla beraber bir olduğunu bizlere
yaşadığı dönemden aksettirilen bu sözlerle anlatmaya çalışıyorlar. Tabi burada konunun içine ümmet kavramı da giriyor. Yani genelde toplumda eksik bilinen bir bilgi var. Ümmet deyince herkes bütün Müslüman alemini, Müslümanları zanneder ama aslında burada Peygamber Efendimizin miracında ümmetimin beraatini istiyorum derken aslında kendisinden sonra gelecek olan Evliyaullah'ı kastediyor ümmet kavramı olarak. Çünkü Hazreti Muhammed'e tam manasıyla bende olan, onu kendine tam manasıyla ruh eden kişiler bu Evliyaullah. Bunları kastederekten ümmetinin beraatini istiyor. Tabii bu toplumumuzda biraz herkes bu sözden bir nasip almaya çalışıyor. Çünkü ortada büyük bir peygamberin beraati, Allah'tan istediği bir beraat söz konusu. Dolayısıyla ama burada sözün hakikati Evliyaullah'a, yani onun özlediği kardeşlerine ait. Tabii ümmet deyince şunları da bahsetmek lazım. Musa Kelamullah kendi cemaatine peygamberlik yaptı derdi Hasan dedemiz. Hazreti İsa da kendi cemaatine, Davut Aleyhisselam da kendi cemaatine peygamberlik yaptı. Ama Hazreti Muhammed şöyle bir söz sarf etti derdi. Ben bütün insanlık alemine rahmet olarak geldim. Sözünü bize hatırlatırdı Hasan dedemiz, Peygamber Efendimizin bu sözünü. Buradan Hazreti Muhammed Efendimiz Hazreti Ali'ye söylemişti, ben doğuştan nebiyim, doğuştan veliyim sözünün manasını burada biraz daha kuvvetlendirerek peygamberliğini, nübüvvetini ilan ettiği dönemde bu sözü sarf ediyor. Ben bütün insanlık alemine rahmet olarak geldim diyor. Dolayısıyla Hazreti Muhammed Efendimiz bütün kainatın, bütün insanlık aleminin peygamberidir. Onun bu kimliğini hiçbir zaman unutmamamız lazım. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okurken de bu bilgi ışığında okursak oradaki sözlerden çok daha fazla nasipleniriz. Manalarına daha fazla ereriz. O yüzden Hazreti Muhammed sadece manevi kişiliğiyle değil, hem de aklıyla, zekasıyla, toplumdaki sevilen kişiliği, karakteriyle çok özel bir insan. Onun tabi hizmetlerini şimdi burada sırası geldiğince anlatmaya çalışacağız. Onun döneminde insanlar saadete, medeniyete, çağdaşlığa eriyorlar ve giriş yapıyorlar daha doğrusu. Hazreti Muhammed Efendimizin İslamiyeti ile beraber nasıl bir yaşama girildiğini iyice anlayabilmek için aslında İslam'dan önceki Arap toplumlarının ve dünyadaki diğer toplumlarının nasıl bir yaşam içerisinde olduğunu tarihlerden, tarih kitaplarından okuyup bir bakmak lazım. İnsanların nasıl hayvani bir yaşamda olduğu, medeniyetten, çağdaşlıktan ne kadar uzak olduğu, tamamen kralların, işte belli kişilerin egemenliği altında köle gibi yaşadığı bir toplumda, insanların kafalarına göre birbirlerini öldürdüğü, cinayet işlediği bir toplumdan yavaş yavaş daha medeni, daha çağdaş bir topluma doğru geçişin Hazreti Muhammed Efendimizle beraber başladığını görüyoruz. Tabii ki sadece mesela kadın konusu da çok önemli. Kadınlar da saadeti Hazreti Muhammed Efendimizin döneminde buldu. Yine Hasan dedemizin verdiği çok çarpıcı bir örnek vardır. Derdi ki Buda'nın devrinde o dönem toplumda kadın bir domuz sıfatında anılır. Domuz sıfatı olarak kabul edilirdi. Hazreti Musa'nın döneminde köle sıfatındaydı. Hazreti İsa'nın döneminde de şeytan sıfatındaydı kadın. Ama kadın Hazreti Muhammed'le beraber saadete ulaştı.
diri diri gömülen kız çocuklarının nasıl o topraktan çıkarılıp sadece hayata döndürülmekle kalmayıp aynı zamanda babalarının, annelerinin mirasından da eşit pay sahibi olduğunu Hazreti Muhammed Efendimizin yaptığı yeniliklerle, devrimlerle görüyoruz. Hatta cenneti bile kadınların ayakları altına, annelerin ayakları altına döşeyecek kadar insanlığa merhamette, rahmette bulunmuş bir peygamber. Tabii ki geldiği dönemdeki toplumun cahilliğini çok iyi bilmek gerekiyor. O cahiller arasında bu güzel nurani fikirlerin, bugün bile çok kıymetli olan bu fikirlerin nasıl yavaş yavaş o topluma oturtulduğunu, yerleştirildiğini iyi dikkatli izlemek lazım. O değerlere bugün de ihtiyacımız var. Hazreti Muhammed gibi liderlerin bugün dahi çıkıp bizim başımıza gelmesini sadece Türk toplumu olarak değil, bugünkü yaşadığımız dünyada görüyoruz ki bütün ülkelerin, bütün toplumların böyle bir lidere hala ihtiyacı var. 1400 yıl önce, 1500 yıl önce böyle bir girişiminde bulunması Hazreti Muhammed Efendimizin bu dünyayı tesis etmesi çok dikkate değer. Detaylara da gireceğiz birazdan. Evet, eyvallah. Çok güzel söyledin sevgili Tümler. Biraz önce Hazreti Muhammed Efendimizin nurundan bahsederken benim aklıma Mevlid-i Şerif'te geçen şu kıta geldi. Cenab-ı Hak kün yarattı Adem'i, kıl Adem'le müzeyyen alemi. Mustafa nurunu alnına koydu, bil Habibim nurudur bu dedi. Bu dizeler beni her zaman çok duygulandırıyor. Diğer taraftan Hazreti Muhammed Efendimizin nurunu kimde göreceğiz? Evliyaullah'ta göreceğiz. Ve tabii ki bir mürşidi kamilde göreceğiz. Binlerce şükür, sonsuz şükürler olsun Hazreti Muhammed Efendimizin nurunu ve güzelliklerini mürşidimiz Hasan Çıkar dedemde gördük. Onu da izledik, ondan dinledik. Bunun için ne kadar şükretsek az olur diye düşünüyorum. Evet, Hasan dedemizin de yine güzel bir değindiği bir nokta var. Derdi ki biz kendimize ölümsüzleri dost edindik derdi. Bunlar kimlerdir? Bunlar işte Hazreti Mevlana, Ahmet Yesevi, Seyyid Ahmet Rufai Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi Evliyaullah'ı kastederdi. Bunların ölümsüz olduğunu, bu ölümsüz zatları bugün temsil eden temsilcileri, manevi temsilcilerini bularak onların kimliğine, onların güzelliklerine yavaş yavaş ererek ve onlara bende olarak bizim de ölümsüzlüğe doğru yola çıkacağımızı söylerdi. O yüzden bu Evliyaullah aslında Peygamber Efendimizin özlemini duyduğu kadar kıymetli insanlar, çok kıymetli bilgileri veriyorlar bizlere. Bu konularda tabii sadece kitap okumakla, sadece insanlar arasında fikir alışverişi yapmakla tam manaya eremiyoruz. Bu kişilerin ve bu kişilerin manevi temsilcilerinin bugün bulunup onlarla beraber dostluk kurulması gerekiyor ki biz de maneviyata doğru, ölümsüzlüğe doğru o yolda yavaş yavaş ilerleyebilelim. Hasan dedemiz de bizi hep bu konuda uyarırdı. Çünkü bütün o Evliyaullah'ta Hazreti Muhammed Efendimizin sözleri, onların kokusu vardır derdi. Onlara tutundunuz mu derdi, siz de ölümsüzlüğe doğru yola çıkarsınız derdi. Ahmet Yesevi'den onun adını, ismini andın. O halde onun da çok güzel bir şiiri var. Hazreti Muhammed Efendimiz'e hitaben söylemiş olduğu. Onu dile getirelim. 18 bin aleme server olan Muhammed. 33 bin ashaba rehber olan Muhammed.
çıplaklık ve açlığa kanaatli Muhammed, asi, cani ümmete şefaatli Muhammed, gece yatıp uyumaz tilavetli Muhammed, garip ile yetime mürüvvetli Muhammed, yoldan azan şaşkına hidayetli Muhammed, ihtiyaç olsa kime kifayetli Muhammed, duaları müstecap icabetli Muhammed, kötülüğe iyilik kerametli Muhammed, miskin Ahmet kuluna yazdırıcı Muhammed, yetim, fakir, garibi, sahabetli Muhammed, Cenab-ı Hak sözüne, Resulullah sünnetine, inanmayan ümmetine ümmet demez Muhammed. Ümmetim der Muhammed, doğru dese kul Ahmet, yarın olsa kıyamet, mahrum koymaz Muhammed. Evet, böyle diyerek Hoca Ahmet Yesevi, Hazreti Muhammed Efendimizin şefaatine, merhametine, sevgisine ve muhabbetine değiniyor. Evet, biraz önce Horasan evliyalarından Hazreti Muhammed Efendimiz'i kendisine bende etmiş, onun nurunu yansıtan evliyalardan bahsettin. Yine Yunus Emre'den bir şiir dile getireyim. O da Hazreti Muhammed Efendimiz'e çok gönül vermiş. Tamamen onda fani kılmış kendini. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevku safası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsün üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Ol çağrı yar anın gökler yaridir, anı seven günahlardan biridir, 18 bin alemin serveridir, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Aşık Yunus neyler iki cihanı sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz, gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus Emre'miz de böyle sesleniyor. Evet. Aslında Evliyaullah kelimesinin manasını da burada kısaca açıklayalım. Çünkü bu zat-ı şeriflerin niye Hazreti Muhammed Efendimiz'e bu kadar metiyeler düzdükleri, metiyeler yönelttiklerini biraz bizi izleyenlere de açıklamış oluruz. Evliya demek, evlenen demek. Evliyaullah, Allah ile evlenen, Allah ile nikah kıymış demek anlamına geliyor. Yani bu zat-ı şerifler bu sıfatı nasıl alıyorlar? Hazreti Muhammed Efendimiz'e karşı ve onun yaşadıkları dönemdeki manevi temsilcilerine karşı o kadar büyük bir sevgi, saygı duyuyorlar. Onu gönüllerinde Hazreti Muhammed Efendimiz'i o kadar çok yüceltiyorlar ki onu görmedikleri halde, tanımadıkları halde büyük bir aşka dönüşecek kadar bu sevgiyi besliyorlar. Ve bir gece manalarında Hazreti Muhammed Efendimiz'in nurunu, onun cemalini, nur âlâ nur cemalini görme şerefine nail oluyorlar. İşte o an gördükleri o yüzün güzelliği karşısında hayatları boyunca bu metiyeleri dökecek hale geliyorlar. Hatta birçoğu da mecnun hale geliyor. Dolayısıyla o yüzün, o cemali görme şerefine nail olan kişiler toplumumuzda Evliyaullah diye anılır. Allah ile evlenenler. Orada Allah'tan maksat Hazreti Muhammed'dir. Başka birisi değil. Hayali bir şeyi kafalarında canlandırmıyorlar. Hazreti Muhammed'in yapmış olduğu hizmetleri, onun sözleri, mana dolu sözlerini kendi gönüllerine nakşede ede o kişinin ruhani güzelliğine ulaşıyorlar.
Tabii ki toplumda bunun üzeri biraz örtülü bir şekilde Allah'la evlenenler denir ama aslında onun manası Hazreti Muhammed'i gönlünde yeşerten, sevgiyle, dostlukla besleyip ona aşık bir hale gelen kişiler. Bunlara toplumda aşıklar da denir. Ama burada aşık olunan önemlidir. O da Hazreti Muhammed'in nurundan, onun nurlu cemalinden başka bir şey değildir. Evliyaullah da işte bu kişilere deniyor. Bütün hastalıkların tedavisi, bütün kırık gönüllerin tedavisi, işsizlere iş veren, bu aleme rızık verenler aslında o nurlu cemale nail olmuş. Bu manevi büyüklerdir. Herkes Hazreti Muhammed'den yani bu Evliyaullah Hazreti Muhammed'den alırlar ve bu topluma gani gani dağıtırlar. Bugün ne kadar güzellikler, medeniyet, uygarlık yaşıyorsak hep onların bize sunmuş olduğu, gönülden sunmuş olduğu rahmetlerdir, merhametlerdir. Ama kaynak her zaman Hazreti Muhammed'dir. Hatta biz Mevlevilerin de bir Gülbank duası vardır. Bu duanın sonu da özel bir cümleyle biter. Orada biz bütün bu güzelliklere Mevlana ile vakıf olduk deriz. Mevlana da der ki hayır benle ilgisi yok. Şems-i Tebriz'den vakıf olduk der. Şems-i Tebrizi Hazretleri de hayır bana da ait değil. Hepsi Ali'ye aittir der. Tabi Ali de Hazreti Muhammed'in yanında büyümüştür, doğmuştur, onun eğitiminde. Yani bütün kaynak bu aleme Hazreti Muhammed'den yayılmıştır. Bu bilgiler de bize tabii ki bu hakikatler de Evliyaullah'tan gelmiştir yani. Özlenecek olan kokusu, güzelliği özlenecek olan da Evliyaullah'tır. Oradaki güzellik de Hazreti Muhammed'in nurudur. Bunu da kısaca açıklamaya çalıştık tabii. Hazreti Mevlana'mıza bir gün sormuşlar. Demişler ki Hazreti Muhammed bir güldü. Fakat onun çağı geçti, o gül soldu. Şimdi biz o gülü nerede bulacağız? Hazreti Mevlana'mız da cevap vermiş. Bütün Evliyaullah'tan alacaksınız o kokuyu. Çünkü Evliyaullah da güller gibidir. Fakat güllerin renkleri farklı olabilir. Birisi sarı olur, birisi beyaz olur, birisi pembe olur. Fakat hepsi gül kokar diye buyurur. Yani o gül kokusunu, Hazreti Muhammed gülünün kokusunu yine Evliyaullah'tan alacağız dediğin gibi. Güzel dile getirdin. Eyvallah. Mevlana'mız bir kasidesinde yine şöyle diyor. Ey yüce peygamber, mühürleri kaldırmakta, kapalı kapıları açmakta sen hatemsin. Bu fazilet seninledir ve sende bitmiştir. Ruh bağışlayanlar cihanında ise sen cömertlik hatemisin. Diğer taraftan Mithat Bahari Beytur Hazretlerine de yer verelim. Onun da Peygamber Efendimiz hakkındaki görüşleri şöyle. Hazreti Muhammed'de hiç kimseye nasip olmayan eşsiz bir maneviyat vardı. Bu muhteşem maneviyatla beraber sureti de birleştirmişti. O hakta tamamen mahvolmuştu. O Allah'ın cemal ve visal şarabını durmadan içer içer fakat kanmazdı. Mest idi fakat ayıktı. Şarabı zattandı, zatın kendinden, kendi hakikatinden fışkırırdı. O bir kadehti fakat cihana sığmayan bir kadeh. Allah kadehi, nur kadehi, visal kadehi, zat kadehiydi. O mekanda görünen la mekan kadehiydi. O beşeriyette görünen bir nihayetsizlikti. Nihayetsizlik içinde bir beşeriyetti. O bütün peygamberlerin nurunu, feyzini, kemalini fazlasıyla zatında toplamış, hakkın seçkin bir şaheseri, canlı bir hüsnü mutlak nakşiydi. O ilahi bir kumandandı. O ilahi bir sultandı.
O pek büyük bir peygamberdi. Evet, Mithat Bari Beytir Hazretleri de böyle buyurmuş. Hazreti Muhammed Efendimiz'e karşı Metiye'de birbirleriyle hep yarışmışlar. Ama yine de yarış bitmiyor. Devam et. Aslında Hazreti Muhammed Efendimiz toplumda hep Allah'ın peygamberi, Allah'ın Resulü olarak bilinir ve hep bu pozisyonda tutulmaya çalışılır. Ben benim için önemli olan bir konudan bahsederek onun ne kadar zeki, ne kadar akılcı, ne kadar yaratıcı ve devrimci bir insan olduğunu da ortaya çıkarmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in tabii ki ne kadar nurlu ayetlerle dolu olduğunu biliyoruz. Ama bunlar hep Müslümanlığı kabul etmiş olan kişilere bir hizmette bulunuyor. Müslüman olmuş olan insanların nezdinde bir kıymeti var. Ama Hazreti Muhammed Efendimiz istiyor ki Müslümanlığı kabul etmeyen insanlar da bu Kur'an-ı Kerim'in özündeki fikirlerden, o felsefeden yararlansınlar, faydalansınlar. Tabii ki o dönem toplumda çok fazla Hazreti Muhammed Efendimiz'e karşı olan insanlar da var, toplumlar da var, kavimler var. Peygamber Efendimiz özellikle Medine'de bulunduğu sıralarda bütün bu toplumları Medine Sözleşmesi diye tabir edilen ya da Medine Vesikası diye bilinen bir, bugün dahi geçmişe bakıldığı zaman ilk yazılı anayasa olma özelliğini bütün toplumlar tarafından onay almış bir yazılı anayasa olma özelliğini taşıyan bir metin bu. Bu metini o dönem birbirleriyle devamlı kavgalı olan, savaşan toplumları bir araya getirip Medine'de bir arada barış içinde yaşatabilmek için bu metni yazıyor, hayata geçirmeye çalışıyor. Bu metin bile Hazreti Muhammed Efendimiz'in çok zekice bir hareketidir. Yani sadece Kur'an-ı Kerim'le kabul etmiş olan Müslümanları değil, onun dışında olan, kalan insanları da yine bir nebze Muhammedi, bir nebze İslam öğretisi içine alabilmek için Medine Sözleşmesi diye bir metni kaleme alıyor. Bu konudan da birazcık bahsetmek isterim. Çünkü o dönem devamlı birbirleriyle savaşan, hiç geçinemeyen toplumları, insanları çok ciddi anlamda bir hukuksal bir altyapının üzerine oturacak şekilde yapılandırıyor. Mesela Peygamber Efendimiz'in her zaman insanları bir arada birlik içinde, beraberlik içinde, barış içinde yaşanmasını önemseyen, hep onlarla orta yolu bulan bir karaktere, kişiliğe sahip, hep makul fikirlerde, makul bir anlayışta yaşayan bir insan, savaşı bile sadece özgürlüğü, dini ve inançları savunmak amacıyla çaresiz kalınan bir durumda yapan bir kişi, hiçbir zaman kendisi karşı tarafa, kendisiyle aynı fikirde olmayan insanlara bir savaş açma düşüncesinde olan biri değil. Tamamen özgürlükler ve dini inançlar söz konusu olduğunda bu yolda nefsi müdafaa yapan, bu anlayışı kabul etmiş bir insan. Tek istediği şey insanların düşünce özgürlüğünün, inanç özgürlüklerinin korunması ve toplumda herkesin bu konuda kendini rahat hissedecek bir şekilde, güvenli bir şekilde yaşaması için bir altyapı hazırlamak istiyor. Biz tabii onu sadece dini yönden bir birlik kurmak açısından işler yaptığını düşünüyoruz ama aslında sosyal yönden de, kültürel yönden de, farklı dinlerin bir arada yaşaması anlamında da
bir birlik kurma fikri olan bir insan. Sadece kendi dinine olanları bir araya getirmek ya da herkesin kendisinde bir araya gelmesini sağlama amacında olan bir peygamber değil. Tabii ki Medine o dönem yapmak gerekirse günümüzün İstanbul'u, New York'u, Paris'i gibi bir yer. Çok farklı kavimler, çok farklı dini inançlar, çok farklı kültürler orada bir arada ticaret yapıyorlar, bir arada yaşıyorlar. Dolayısıyla burada bir arada yaşama sanatını öğrenmeleri gerekiyordu. Çünkü peygamberler her zaman toplumların bir arada yaşayıp uygarlık ve medeniyet geliştirmesini önemseyen, Evliyaullah da böyle. Hiç istemezler köylerde, kasabalarda insanlar yaşasın. Hep büyük şehirler kurulsun, uygarlıklar kurulsun, medeniyet kurulsun. İnsanların düşünce ve özgürlük sistemi gelişsin ve herkes birbirine saygı göstersin istiyorlar. Çünkü dinlerin de temelinde, peygamberlerin ve Allah'a yönelmenin temelinde insanların tamamen düşünsel olarak, fikirsel olarak özgür olmaları gerekiyor. Korkuyla, baskıyla insanlar asla bir inanç sistemine gönülden bağlanamıyorlar. Bunların yansımaları bugün dahi günümüzde var. O zaman çok çok daha fazla var. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz önemli bir girişimde bulunuyor. Uzun süre çalışıyor ve bu Medine Sözleşmesi diye tabir edilen bu o zamanın anayasasını hazırlıyor. Tamamen hukuksal bir altyapı kurarak. Bundan birazcık bahsetmek istiyorum. Yani 1400-1500 sene önce Hazreti Muhammed Efendimiz Allah'ın vahiylerinin dışında tamamen toplumdaki insanların, farklı fikirdeki ve farklı dinlerdeki insanların nasıl bir arada yaşayabileceklerine dair fikirler geliştiriyor ve bir metin ortaya koyuyor. Bu metnin başlıklarını kabaca böyle kısaca bir geçmek istiyorum. İnsanlar bir kafalarında hayal etsinler. 1500 sene önce Hazreti Muhammed Efendimiz insan toplumu için neleri düşünmüş? Biz bunu Hazreti Ali Efendimizin doğum günü programında da bir benzerini yapmıştık. Onun da Malik Ajder'e olan bir mektubu vardı. O mektubu dile getirmiştik. Aynı şekilde Peygamber Efendimizin de Medine Sözleşmesi ile ilgili ortaya koyduğu önemli başlıklar var. Bunları kısaca Peygamber Efendimizin ne kadar akıllı, ne kadar devrimci bir insan olduğunu ortaya koymak için anlatmak istiyorum. Mesela fertler arasında yardımlaşmanın önemini bu Medine Sözleşmesi'nde koyduğu maddelerle ortaya koyuyor ve günümüzdeki sosyal güvenlik sistemi, sosyal güvenlik kavramının temellerini atıyor. Herkesin birbirine yardım etmesini, herkesin birbirinden sorumlu olmasını, birbirlerinin sorumluluklarını taşımalarını istiyor. Sadece maddi anlamda değil, bunun inanç bağlamında da olmasını istiyor. Çünkü duygusal olarak inanç insanları biraz da duygusal olarak birbirlerine bağlıyor. Ancak duygusal olarak birbirine bağlanan insanlar maddi anlamda da birbirlerine destek olabiliyorlar. Birbirlerini severlerse, birbirlerine karşı bir duygusal bağ kurarlarsa onların maddi olarak da birbirlerini koruyup kollayacağını düşünüyor ve buna yönelik maddeler koyuyor bu Medine Sözleşmesi'ne. Fesatlığı, bozgunculuğu önleyecek cezai müeddeler getirerek bu konularda da maddeler koyuyor. Adaletin sağlanması ve adaletin eşit bir şekilde dağıtılması, adaleti sağlayacak kişilerin sıradan insanlar değil, bu konuda yetkili, bilgili makamlar olmasını sağlıyor. Yine de bir anlaşmazlık olmazsa en son kendisinin bu konularda karar vereceğini, hüküm vereceğini kanunlara bağlıyor.
müminlerin birbiriyle kenetlenmesini, zengin, fakir, soylu, asil, sıradan insan, mevkisi olan, makamı olan ya da soyu önemli olan kişiler olarak kimseleri ayırt etmiyor. Bütün kanunlarda bu ayrımları ortadan kaldırıyor ve herkesi eşit ve aynı kıymette olacak şekilde kanunlar yazıyor. Savaşta da müminler savaşırken birlik olması gerektiğini, ondan sonra askerlik hizmetlerinin herkesin sırayla ve aynı sürelerde yapmasını, bu konuda da bir eşitlik ve adalet olması gerektiğini söylüyor. Dikkat ederseniz bunlar hep günümüzdeki kanunlara, anayasa maddelere çok benzer, çok yakın şeyler. Fertler bir zarara uğradığında herkesin ortaklaşa olarak ona yardım etmesini, bunları maddelere bağlıyor. Her türlü adam öldürme, cinayet, bunları yasaklıyor, bunları ağır cezalar getiriyor. Bunların cezalarının, yargılanmalarının da adaletli bir şekilde yargılanmalarını ve yargılananların da cezalarının ona göre adaletli bir şekilde olmasını sağlayacak maddeler gündeme getiriyor. Suçluların asla himaye edilmemesi gerektiğini, himaye edilenlerin de cezalandırılması gerektiğini, herkesin adaletli bir şekilde yargılanıp adaletli bir şekilde cezalandırılmasını sağlayan maddeler, kanunlar getiriyor. Dini konularda tam bir özgürlük getiriyor. Hiç kimseyi belli bir dine, belli bir inanç sistemine zorla bağlanmasını ve buna zorlanmasını istemiyor. Buna yönelik kanunlar var. Ve bu bir günümüzün bakış açısıyla çok hukuksal bir metin aslında. Tabii ki geçmişte buna benzer metinler var ama bunlar genelde tek bir insanın, tek bir kralın, tek bir hükümdarın kararıyla, onayıyla ve belli kesimlerin çıkarına yönelik yapılmış metinler. Ama Hazreti Muhammed Efendimiz'in 1500 sene önce yapmış olduğu bu Medine Sözleşmesi, o zaman birbiriyle çatışma halinde olan, hatta Yahudilerin de içinde olduğu çok karmaşık bir toplum sisteminde bütün halkın ve halkların ileri gelenlerinin kabulüyle karara bağlanıyor ve herkes buna uyuyor. Yani halkların kendi özgür iradeleriyle kabul ederek hayata girmiş olan dünyadaki en önemli hukuksal bir metin olarak bugün tarihe geçmiş durumda ve dünyadaki ilk anayasa metni olarak da, anayasanın temeli olarak da adlandırılıyor. Hatta o dönem çok müminlerin dışında kabul edilen Yahudilere de aynı bu haklar tanınıyor. Yani onlar da Medine'de Müslümanlarla ve diğer kabilelerle bir arada yaşamak isterlerse bu metnin altına imza atabileceklerini ve aynı şekilde onların da bu hizmetlerden, bu kanunlardan yararlanabileceklerini bu metinde belirtiliyor. Hazreti Muhammed Efendimiz aslında baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in özünde, hakikatinde olan şeyleri aynen buraya taşımış. Aslında Müslüman olmayanlar da bu metnin altına imza atarak aslında onlar da İslam olmuşlar. Yani bu çok bana bir peygamberin sadece Allah'ın vahiylerini iletmekte değil, onun dışında akıl ve zeka ile de insanlara çok güzel hizmetler yapılabileceğini gösteriyor. O yüzden her şeyi göklerdeki hayali bir Allah'tan beklemeye gerek yok. İnsanlık tohumu ekilmiş olan her insan üreteceği güzel fikirlerle, yaratacağı birlik, beraberlik, kardeşlik ortamıyla insanlık alemine Allah kadar, peygamber kadar hizmet edebilir. Dolayısıyla bu metin bence çok ibretlik bir metin. Hatta bazı kaynaklarda okuduğum kadarıyla Birleşmiş Milletler insan hakları beyannamesini hazırlarken Hazreti Muhammed Efendimizin bu Medine Sözleşmesi'nden yararlanmışlar
ve oradan yola çıkarak neredeyse hemen hemen birebir aynısını almışlar. Bazı ufak tefek değiştirmelerle. Yani bugünkü Birleşmiş Milletler'in insan hakları beyannamesinde bile ilham kaynağı olmuş bir metin bu. Bunu da peygamberimizin sadece Allah'ın bir peygamber olarak değil, insanları önemseyen, seven, zeki bir insan olduğunu da dünyevi sıfatlarını da ortaya çıkarmak açısından vurgulamak istedim. Medine vesikası gerçekten her Müslümanın, her insanın, İslam'ım diyenin okuması gereken bir bilgi. Ve sadece bu da değil, senin de bahsettiğin üzere Hazreti Muhammed Efendimiz'i ve onun eseri, kitabı, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayabilmemiz için Hazreti Muhammed Efendimiz'i daha yakinen tanımamız gerekiyor ve onu ne kadar batınına inersek, onu ne kadar daha iyi anlarsak, onun eseri, kitabımız, Kur'an-ı Kerim'i de çok daha iyi anlayacağız. Nitekim Hazreti Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in başında oku diye başlıyor. Yani oku. En başta insan kendi kitabını okuması gerekiyor ama bunun için de tabii ki Kur'an-ı Kerim bize yol gösterici. Diğer taraftan Hazreti Pirimiz de Mesnevisine Bişnev diye başlıyor. O da dinle diyor. Yani bir Mürşid-i Kamil'i dinle, bir Evliyaullah'ı dinle, Mesnevimizi dinle. Çünkü Mesnevimiz de Kur'an dışı değildir. Evliyaullah'ın da sözleri hiçbir zaman Kur'an dışında değildir. Hepsi hak sözüdür. Diğer taraftan İslam, biraz önce senin de dediğin gibi Hasan Çıkar dedemizin de her zaman sohbetlerinde değindiği üzere İslam, sevgi, barış ve kardeşlik anlamına geliyor. Ve diğer taraftan Hazreti Pirimizin çok güzel bir sözü var. O da diyor ki din güzel ahlaktır. Burada ahlakın kavramına girmek istiyorum ben. Yine bir menkıbe dile getirerek. Çünkü Hasan Çıkar dedemiz böyle menkıbeler dile getirirdi sohbetlerinde. Olayları, geçmiş olayları dile getirdiği hikayelerle anlattığı bilgileri sunduğu irfan sofrasındaki o manevi gıdaları bize bu şekilde daha da aklımızda kalması için böyle hikayelerle süslerdi. Evet, din güzel ahlaktır. Bir gün Salih Kami'nin ulularından biri bir kişiyi Hazreti Muhammed Efendimiz'in dinini öğrenmek için gönderiyor. Adam Hazreti Muhammed Efendimiz'in huzuruna geliyor ve ya Resulallah diyor, sana bir sorum var. Hazreti Muhammed buyurun sorun diyor. Nedir sorunuz? Senin dinin nedir bu alemde? Hazreti Muhammed Efendimiz benim dinim ahlaktır diye cevap veriyor. Tabii adam da bu cevabı alır almaz tekrar kavmine dönüyor ve sordum diyor. Benim dinim ahlaktır diye cevap verdi. Şimdi Salih kavmi ahlakın manasını çözmeye çalışıyor fakat çözemiyorlar. Acaba ne anlama geliyor bu ahlak, yani dinim ahlak sözü. Ve işin içinden çıkamayınca tekrar aynı adamı Hazreti Muhammed Efendimiz'e gönderiyorlar. Adam tekrar Hazreti Muhammed Efendimiz'in huzuruna geliyor ve yine aynı soruyu soruyor. Peygamber Efendimiz de yine benim dinim ahlaktır. Ahlak, ahlak, ahlak. 3 defa üzerine basarak ahlakın bu şekilde cevap veriyor. Peki anladım diyor ya Resulallah, senin dinin ahlak, fakat ahlak, ahlakın manası nedir? Hazreti Peygamber Efendimiz de ona şöyle açıklıyor. Bir insan hiçbir ilme sahip olmasa bile insan toplumu için yararlı fikirler üretirse bu kişi ahlak sahibidir, bendendir. Bir kişi de
Ne kadar bilgi sahibi olursa olsun insanları ikiliğe, fesada, kavgaya sürüklerse o benden değildir, o ahlak sahibi değildir diye cevap veriyor. Evet, ahlaklı insan olmak, sevgi, barış, birlik, kardeşlikle yoğrulması insanın gerçekten İslam'ın, gerçek İslam olmak bir insan için çok önemli. Burada bir detaya da değinmek istiyorum. Bütün kutsal kitaplar, kutsal metinler, o kişi, o metinleri hayata getiren kişilerin karakterini, kimliğini, kişiliğini de üzerinde taşır. Mesela Kur'an-ı Kerim'in bütün hali, oradaki bütün tevazu hal, merhametli, rahmetli bir hal aslında Hazreti Muhammed Efendimiz'in kendi kişiliği, kendi karakteriyle de tam manasıyla uyumludur. Diğer peygamberler de kendi kitaplarını dile getirirlerken kendi kişiliklerini yansıtmıştırlar. Pirimiz Mevlana'nın da hali Mesnevi ile bir arada kıyaslandığı zaman birbiriyle tamamen uyumludur. Hatta Cenab-ı Mevlana'mız selam olsun üzerine birazcık o insanları şaşırtan üslubuyla şöyle seslenir, biraz da sitemkar bir şekilde der ki, o kadar Kur'an okudunuz der, hala Kur'anlaşamadınız mı der. Hatta şunu da söyler, diyor ki, Kur'an-ı Kerim'i bu kadar okudunuz ama o eserin sahibi olan Hazreti Muhammed'le flört ettiniz mi der. Yani kitaplar peygamberlerine hiç dışında değildir. Tamamen onların özüdür. Kendi iç alemlerinden gelmiştir o vahiyler. Dolayısıyla tamamen o peygamberin kimliğini, kişiliğini taşır. Burada pirimiz Mevlana da sitem ediyor. Sadece o Kur'an-ı Kerim'i okumayın. O Hazreti Muhammed'le bir dostluk, bir arkadaşlık, bir sevgi bağları kurun. Yani onun kimliğiyle beraber bende olarak o kitaba bakın. O zaman kitap asıl o zaman açılacak. Yani hep Kur'an-ı Kerim'in sırları, şifreleri toplumda çok fazla dile getirilir, merak edilir ama asıl şifreyi açacak olan şey o eserin sahibi olan Hazreti Muhammed'in kimliğine, onun ruhaniyetine, onun karakterine bürünmekle oluyor. Yani Muhammedleşmek gerekiyor. Bir küçük Muhammed olabilirsek Kur'an-ı Kerim'in kilidini çok kolay açarız. O yüzden asıl şifre, bütün o sırlar aslında bizde saklı yani. Onlar aslında gerek Hazreti Muhammed Efendimiz olsun, gerek Hazreti Pirimiz Mevlana'mız olsun, bütün Evliyaullah hep insanı insana söylediler. Yani bizi bizlere söylediler. Gerek halleriyle, tavırlarıyla, gerek eserleriyle, en başta Kur'an-ı Kerim geliyor. Kur'an-ı Kerim'in de ve Mesnevi Şerif, Kur'an-ı Kerim'in de biraz önce senin de bahsettiğin üzere anahtarı aslında bizde. Ne kadar gerçekten batınına, ne kadar derinine inersek kendi içimizde de, kendi benliğimizde de, manamızda da o kadar derinlere inip kendi hakikatimizi keşfetmiş oluruz ve insan kimliğine ermiş oluruz. Evet, Hazreti Muhammed'i ne kadar sever, onu kendimize bende eder, gönlümüze nakşedersek ve ondan sonra Kur'an-ı Kerim'e bir göz atarsak o zaman sanki Kur'an-ı Kerim'i biz yazmışız gibi hissedeceğiz. Bize o kadar kendini açacak o kitap. Dolayısıyla hiçbir hocanın, hiçbir din adamının da o kitabı bize tercüme etmesine, mana vermesine hiç gerek kalmayacak. Ama eserin sahibini gönlümüze koymamız gerekiyor. Evet, Muhammed İkbal'in bir şiiri var. Onu da dile getirmek istiyorum.
Dedi Hazreti Muhammed, cihan bahçesinden bana bir koku gibi yaklaştın. Söyle bana ne gibi bir hediye getirdin? Dedim, ya Muhammed, dünyada yok rahatlık. Bütün özlemlerimden umudu kestim artık. Varlık bahçesinde binlerce gül, lale var. Ama ne renk ne koku. Hepsi de vefasızdır. Yalnız bir şey getirdim, kutlanmıştır tekbirlerle. Bir şişe kan ki eşi yoktur, namusudur, vicdanıdır. Buyurun, bu Çanakkale şehidinin kanıdır. Evet, Muhammed İkbal, özellikle bunu söyledim ki buradan Mustafa Kemal'e de değinmek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ümüze. Çünkü Muhammed İkbal bir Mustafa Kemal'i taçsız, tahtsız bir peygamber olarak vasıflandırmış. O şekilde anlatmış. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün fikirleri de tamamen Hazreti Muhammed'e, Hazreti Mevlana'ya, Hazreti Ali Efendimiz'e uygundur. Sadece kelam değişikliği vardır. Sözleri aynı manaya çıkar. Mustafa Kemal dini bütün, iman dolu bir zat-ı şerifti. Onda o güçlü iman olmasaydı yapmış olduğu icraatleri yapamayacaktı. Mustafa Kemal'in temeli maneviyatla atılmıştır. O yüce bir ruha sahipti. Şimdi o ruh nasıl yüceleşti? Burada bizlere de bir örnek var. Yüceleri seçti. Büyük zatlara gönül verdi. Onların eserlerini okuyup onların kişiliklerini öğrendi. Onları kendine ruh etti. O güzel icraatleri böyle meydana getirdi. Evet, Hazreti Mustafa Kemal Atatürk'ümüz askeri dehayı Hazreti Muhammed Efendimiz'den, imanı Hazreti Ali Efendimiz'den, imanı ve sadakati Hazreti Ali Efendimiz'den ve kerameti Hazreti Mevlana'mızdan almıştır. Evet, burada bunu da dile getirmek istedim. Hatta Hazreti Mustafa Kemal Atatürk'ümüz hakkında Churchill şöyle buyurmuş. Biz boşuna savaşıyoruz demiş. Her millete 100 yılda bir lider gelir, o milleti kurtarır. Şimdi o lider Türklere geldi. Onun adı Mustafa Kemal'dir. Evet, insan yaşarken pek kıymeti bilinmez. Fakat Hakk'a yürüdükten sonra tarih yavaş yavaş onun hakikatlerini ortaya çıkarır. Gerek Hazreti Muhammed ve gerekse Evliyaullah bizlerin gözümüzü açmaya, bizleri uyandırmaya, aydınlığa sürüklemeye geldiler. Aklımızı kullanmazsak eğer kör gibi yaşarız ve kör gibi yaşamak da bizim kendi suçumuz. Hazreti Muhammed Efendimiz diyor ki, iki günü bir olan benden değildir. İmam Ali Efendimiz buyuruyor ki, evlatlarınızı zamana göre yetiştirin. Geçmiş zamana göre değil. Hazreti Mevlana'mız da, benim tezgahımda eski mala yer yok, daima yeni mal satılır diye buyurur. İşte onların hepsi sevenlerini, onlara gönül verenleri ileri götürmeye memurdurlar. Geri bırakmaya değil. Peygamberler ve evliyalar aslen öğretmendirler. Yani insan toplumuna hakikatte insanın kim olduğunu, insanın sıfatlarının ne olduğunu öğreten, onlara insan gibi yaşamanın sırlarını öğreten, sonuçlarında da nelere kadir olabileceklerini anlatan öğretmendirler aslında. Evet, aynen öyle. Her türlü cefaya, sıkıntıya katlanırlar. Yeter ki insanlar kimliklerine ulaşabilsinler, özgürlüklerine kavuşabilsinler diye. Allah bizleri Hazreti Muhammed Efendimiz, Ehl-i Beyt efendilerimizin, Piran efendilerimizin muhabbetlerinden, onların aşklarından bir an dahi olsun
mahrum etmesin. Amin. Bu sohbetimizi, bu programımızı yine Hasan dedemizin bir şiiriyle sırlamak istiyorum. Hasan Çıkar dedemiz Hazreti Muhammed Efendimiz'e şiirinde şöyle hitap ediyor. Ya Nur-u Muhammed, alemde gördüm nur cemalini, seçtiğine hak ile verdin kemalini. Meclisi irfan ile cem olup bulduk senin o güzel halini. Cemali nurunla doldurdun bizlerin kalbini. Ya Nur-u Muhammed, aşık olduk ağlayıp döktü nurunu. Bulduk kalbimizde senin sürurunu. Hatırlayarak kendi vücudunu, usanıp attı cümle dünya malını. Ya Nur-u Muhammed, seni hatırlayan canı veren sensin. Canan olup cana giren sensin. Hem şefiksin, hem Rabbül aleminsin. Seni bilmeyenler insanlığı ne etsin? Ya Nur-u Muhammed, sen değil misin aleme hayat veren? Cümle cihana, asumana hükmeden. Lisanım yok ki ilmini nasıl methedeyim. Muhammed Mustafa'yı bize gönderen. Ya Nur-u Muhammed, seni andıkça titrer gök ve zemin. Yarattığını bırakmazsın, senin eserindir bu cihan. Can ne ki, zaten kurbanındır senin. Bir lokma hırka ile Ali'dir yolda senin serverin. Hasan Çıkarlı'dan. Evet, bizleri izlediğiniz için, Hazreti Muhammed Efendimiz'i yad ettiğimiz 1451. doğum yıl dönümünde bu özel programda bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gönülden sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Arkadaşım Turner Baydar'a da çok teşekkür ediyorum. Bu programa katıldığı için ve çok değerli bilgilerle bizi bilgilendirdiği için çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki programımızda da yine hep birlikte oluruz. İnşallah bir kusur etmemişizdir, bir sürçülisan etmemişizdir. Eğer sürçülisan ettiysek yine o güzel zatların, o güzel yüce ulu zatların merhametine sığınıyoruz. Affına sığınıyoruz. Hepinize iyi akşamlar efendim.